İçimdeki Tanrı'yı neden öldüremiyorum? Onu kalbimden atmak istememe rağmen neden alçaltıcı ve acı verici şekilde içimde yaşamaya devam ediyor? Neden her şeye rağmen bu şaşırtıcı gerçeklikten kurtulamıyorum? Bir an için ölümle karşılaştığınızı düşünün. Ne sorardınız kendisine? Bu çok tuhaf bir deneyim olurdu açıkçası. Eğer Ingmar Bergman gibi bir ömür Tanrı'yı aramış ve hala ondan bir işaret bulamamış olsaydınız, ölüme soracağınız sorularınız eminim çok sert olurdu. Kendisi bir protestan papazın oğlu olmasına rağmen Tanrı'yı dış dünyada hiçbir zaman bulamamış birisi. Bir röportajında herkesin kendi kutsallığı vardır. Nedenini bilmiyoruz ama vardır. Dışarıda bir Tanrı yok. Tanrı bir nevi kendi içimizde var. Nasıl var ve nasıl yaratıldı bilmiyoruz der. İsveçli yönetmen Bergman, 7. Mühür filminde kendi içsel sorgulamalarını konuşturuyor. Film sembolik bir içeriğe sahip. Orta çağda halk arasında kara ölüm olarak adlandırılan vebanın olduğu zamanlarda Haçlı seferinden dönen Şövalye Antonius Blok ve silahtar Jöns vebanın insanlar üzerindeki yıkıcı izlerini görürler. 14. yüzyıldaki bu hastalık milyonlarca insanın korkunç acılarla canlarını alırken hayatta kalanları ise psikolojik çöküntülere sürükler. Filmde baş karakterimiz Antonius, savaştan dönmenin verdiği yorgun bedeniyle kıyıya vurmuş bir vaziyetteyken ölümle karşılaşır. Ölüm ona canını almaya geldiğini söyler. Antonius, ölümle satranç oynamayı teklif edip iddiaya girerler. Eğer ölüm yenerse şövalyenin canını alacak, şövalye yenerse ondan Tanrı'nın varlığına dair bilgi isteyecektir. Oyunu kaybetmemek için ölüm çeşitli kılıklara girip Antonius'u aldatmaya çalışır. Bir sahnede papaz kılığına girer ve karakterimizin hamlelerini öğrenir. Karanlıkta ona sesleniyorum ama sanki hiç kimse yok. Belki de kimse yoktur. O halde yaşam korkunç bir şey. Her şeyin bir hiç olduğunu bilen biri ölüm karşısında yaşayamaz. Varlığı anlama ve hayata anlam verme çabası insana özgü bir niteliktir. Jung'a göre insan, psişesi yani ruhu açısından bakıldığında diğer canlılardan epey farklıdır. İnsan bu en önemli özelliği nedeniyle kendisi için anlaşılmaz bir gizem olan hayatı ve kendi varoluşunu anlamlandırmaya çalışır. İnsandaki temel güdü yaşamını anlamlı kılma çabasıdır. Sadece kendine özgü olan bu sorgulayışlarında çoğu zaman yetersiz kalır. Bu durumda varoluşsal bir boşluk ve hiçlik duygusuna kapılır. Tam bu anda Tanrı'ya inanç dört elle sarılacağı bir kurtuluş ümidi olur. Ona duyduğu derin bağlılık ve içten tutunuşu insanı ölümcül hastalık olan umutsuzluktan kurtarır. Fakat durum burayla da bitmez. Bazen hayatta öylesine zorluklarla karşılaşır ki inancında şüphelere düşer. Yaşamın kopardığı fırtınalar ortasında savrulup durur. Yüzleştiği kötülüğün, çaresizliğin büyüklüğü karşısında Tanrı'nın neden hiçbir şey yapmadığını sorgulamaya başlar. Yoksa o kendi hayalinde mi yarattığı bir şeydir? Bunca zaman yaşadığı hayatı nafile bir avarilikten mi ibarettir? Arayışlarının sonucu hüsran mıdır? Tanrı niçin konuşmaz? Neden sükût içindedir? İnsanın duyularıyla Tanrı'yı kavrayabilmesi o kadar imkansız mı? O neden yarım vaatlerin ve görülmeyen mucizelerin ardına saklansın ki? Baş kahramanımız ve onun silahtarı köye indiklerinde acınası bir tabloyla karşılaşırlar. Veba insanları kırıp geçirmektedir. Her taraf acıyla kıvranan insan çığlıklarıyla doludur. Kutsal haç için yıllarca savaşmak yetmiyormuş gibi üstüne bu amansız illetle karşılaşmaları ruhlarını örseler. Kilisenin avlusunda vebadan sorumlu tutulan kız çocuğuyla karşılaşırlar. Şeytanla işbirliği kurduğuna inanılan genç kız yakılmak üzere tütsüleniyordur. Antonius çocuğun yanına gelip kendisinin de şeytanla karşılaşmak için ne yapması gerektiğini sorar. Çünkü Tanrı'yı ancak onun bilebileceğini söyler. Çocuk, gözlerimin içine bak, orada göreceksin der. Fakat çocuğun gözlerinde korkudan başkası yoktur. Çocuk kilise tarafından o kadar korkutulmuştur ki uydurulan yalana kendisi de inanmıştır. Aslında ortada ne şeytan ne de şeytanla işbirliği yapan bir cadı vardır. Bunlar cehaletin insana yaptıklarıdır. Az sonra genç kız ateşte diri diri yakılacaktır. Bu kötülüğe ses çıkaracak hiç mi kimse yoktur? Onunla kim ilgilenecektir? Melekler mi? Tanrı mı? Şeytan mı? Yoksa hiçlik mi? O çocukla kim ilgilenecek? Melekler mi? Tanrı mı? Şeytan mı? Yoksa hiçlik mi?
Evet, hiçlik efendim. Gözlerine bakın. Zavallının bilinci bir şeyler algılıyor. Ayın altındaki hiçliği. Hayır! Anlamdan yoksun bir hayat, en güçlülerimiz için bile taşınamayacak kadar ağır bir yüktür. Efsaneye göre 10 emrin yazılı olduğu iki taş levhayla Sina Dağı'ndan inen Musa, levhalar çok ağır ve yol yokuş olmasına rağmen onları taşımakta hiç zorlanmaz. Çünkü levhalar Tanrı tarafından nakşedilmiştir ve taşıyıcısı için çok kıymetlidir. Ancak altın buzağının etrafında dans eden İsraillileri gördüğünde düş kırıklığıyla birlikte anlamsızlık yaşar ve Tanrı'nın sözleri taş levhadan silinir. Levhalar bomboş taşlara dönüşürler. Bu efsane bize önemli bir hayat dersi sunmakta. Yapmakta olduğumuz şeyin bir anlamı olduğuna inanırsak her türlü yükü kaldırabiliriz. Yahudi kökenli psikanalist Erich Fromm için hayatı kaybetmekten daha kötü bir şey varsa o da hayatın anlamını kaybetmektir. İnsan böylesine hayal kırıklıklarıyla dolu bir dünyada anlam olmadan yapamaz. Varoluşçu düşünürlere göre insan yalnızlık ve önemsizlik duygularıyla ezilmiş çaresiz bir varoluştadır. İnsanın yaşamı anlamlandırabilmesi için özgürlük ve başkaldırı gereklidir. Başkaldırmayla insan, dünyada olmaktan dolayı kapıldığı saçmalık duygusuna bir karşı koyuş sergiler. Kamuya göre hayatın anlamı meselesi en acil meseledir. Sartre'a göre anlamı yakalamak hiç mümkün değildir ve dünya anlamsızdır. Bütün var olan şeyler bir neden olmaksızın doğarlar, zayıf bir şekilde yaşamaya devam ederler ve kazayla ölürler. Ona göre insanın yaşamı umutsuzluğun en uzak köşesinde başlar. İnsan boş bir ihtirastır. Doğuşumuz anlamsız, ölümümüz anlamsızdır. Doğanın yargısına göre tüm var olanlar yok edilirler. Aslında hayatın saçma sapan olduğunu savunmak da, saçmalık da bir anlamdır. Çünkü bir şeye bu anlamsız diyebilmek, tutarlı bir anlam vermeyi gerektirir. Şüphenin kesinlik ile karşılaştığında mana kazanması gibi, saçmalık da bu anlamlandırma ile karşılaştığında anlam kazanır. Hayatın anlamsız olduğunu söyleyen birine neyin anlamsız olduğu sorulduğunda buna anlamlar üzerinden cevap vermek zorundadır. Çünkü insanlar her şeye rağmen boşluğa ve yalnızlığa dayanamazlar ve yeni bir anlam odağı yaratmakla boşluğu doldurmak isterler. İnsan hayatının bazı dönemlerinde anlamsızlık içine düşse de her şeye rağmen özgür iradesi ve tercihleriyle anlam veya anlamsızlıktan birini seçebilir ve hayatını bu seçimi doğrultusunda yaşayabilir. İnanç taşıması zor bir yüktür. Ne kadar yüksek sesle çağırırsan çağır, karanlıktan sıyrılıp hiç gelmeyen birini sevmek gibidir diyen Antonius, bu iki seçim arasından hayatın anlamının olması gerektiğini seçer. Bu seçime yolda karşılaştığı bir aile sebep olmuştur. Karavanla köyleri gezip hokkabazlık yapan bu iyi yürekli aile, Antonius için Tanrı'nın işaretini bulmada bir ışık olur. Bu işaret sevgidir. Bu anı hep hatırlayacağım. Sessizliği ve alacakaranlığı, yaban çileklerini, süt çanağını, akşam ışığında yüzlerinizi ve bu hatırayı ellerimde yeni sağılmış süt dolu bir çanak taşırmış gibi dikkatle taşıyacağım. Buna karşın silahtar Yüz inanmamayı seçmiştir. Yaşamında karşılaştığı hastalık, savaş, çaresizlik onu Tanrı'nın olmadığı sonucuna götürmüştür. İşte silahşör Jöns. Ölüme sırıtıyor, Tanrı'ya kahkahalar atıyor, kendine gülüyor ve kızları dikizliyor. Kendine bile gülünç gelen, cennet için anlam taşımayan, cehennemin ilgilenmediği bir dünya. Filmde sevgi Tanrı'ya götüren bir işaretken, aşk bir hastalık olarak tanıtılır. Aşk soğuk algınlığı gibi bir salgındır. Mükemmel olmayan bu dünyada en az mükemmel şey aşktır. Aşk mükemmellikten en mükemmel uzaklıktadır. Film bu temaların dışında orta çağda Hristiyan din adamlarının halk üzerindeki korku egemenliğini de vurgular. Cahil halk açgözlü papazların sahte vaatlerine kanmakta, din adamları ilahi zehirlerini salıp insanları aldatmaktadır. Hey! Hepimiz öleceğiz! Kara veba yüzünden. Filmin son sahnesinde Antonius, yolda karşılaştığı dostlarıyla birlikte evine döner. Evinde tanımakta zorlandığı eşini görür. Birlikte yemeğe oturup, İncil'den kıyamet sahnesinin anlatıldığı ayetleri okurlar.
Ve kuzu yedinci mührü açınca göğü bir sessizlik bürüdü. Yedinci kişi artık gelmiştir. Hepsi dehşet ve saygıyla ölümü karşılarlar. Antonius Tanrı'dan mağfiret dilerken silahtarı Jöns bunun nafile olduğunu, kimsenin kendisini işitmeyeceğini söyler. İçine düştüğünüzü söylediğiniz o karanlıkta, hepimizin karanlığında yakarışlarınızı dinleyecek, acılarınızdan etkilenecek kimseyi bulamayacaksınız. Film tıpkı hayat gibi bir gölge misali biterken Antonius'un şu sözleri çınlar zihnimizde. Tanrım, bir yerlerde olmalısın, bir yerlerde olmalısın.